Onlar değerler takımı. Çocuklar onların dünya dışından geldiğini düşünüyor. Hatta bazıları onları uzaylı zannediyor. Ancak değerler takımı dünyanın varoluşundan beri bu topraklarda. Birçok bilgenin, tarihi kahramanların çocukluğunda yanlarında bulunarak değerlerimizle onlara destek oldular. Şimdi tüm çocuklara destek olmak, sorunlarını çözmek için görev başındalar. Onlar değerlerimizle dünyayı daha güzel hale getirmenin peşindeler. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Onları sadece destek isteyen çocuklar görebilir. Sorumlu, özden, sevgi, dürüst, adalet, saygılı, yardımsever, sabırlı. Mutfakta hep birlikte kahvaltı yapacağız. Hatta hepimiz için portakal suyu da hazırladım. Sevgili arkadaşlar, ben sabah erkenden kalkıp kurabiye yapmıştım fakat sizlere ikram etmeyerek cimrilik yaptığımı fark ettim. Hepinizden özür dilerim. Ve benim için de meyve suyu hazırlayan yardımsever, yaptığım hatayı fark etmeme yardımcı oldu. Arkadaşlar, kahvaltımızı hızlıca bitirelim. Bize ihtiyacı olan birileri var. Merhaba, benim adım Erdem. Bu da en yakın arkadaşım Burak. Sizden bir konuda yardım istiyoruz. Sorun nedir çocuklar? İkiniz de üzgün ve kızgın görünüyorsunuz. Anlatayım. Yıldız Mahallesi'nde herkes birbiriyle yardımlaşır. Kimse kimsenin huzurunu bozmamaya dikkat eder. Büyüklerimiz toplanıp güzel faaliyetlere öncülük eder. İşte ne güzel. Her şey yolunda görünüyor. Siz niye üzgünsünüz peki? Evet, buraya kadar anlattıklarımızda bir sorun yok. Fakat bu hafta büyüklerimiz mahallemizde çocuk alanı yapmak için bir araya geldi. İçinde oyuncak, kitap, bilim malzemeleri var. Biz çocuklar için her şey düşünülmüş. Mahalledeki tüm esnaf yardımcı olmaya çalışıyor. Bu harika. Bir kişi hariç, Rakıp amca. Sanırım sorununuz da bu. Evet yardımsever, sorunumuz bu. Rakıp amca çocuklara karşı sevgi ve ilgi göstermiyor. Aynı zamanda sanırım biraz da cimri. Açık bir şekilde de söylüyor yardım etmeyeceğini. Ona cimriliğin kötü bir davranış olduğunu nasıl anlatabiliriz? Sizden bu konuda yardım istiyoruz. Yardımsever, bu iş tam sana göre. Eminim kimseyi incitmeden bu sorunu çözersin. Elimden geleni yapacağım. Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla. Çocuklar, işte buradayız. Ragıp amca ne iş yapar, dükkan nerede? Bu konuda bize yardımcı olur musunuz? Elbette oluruz. Ragıp amca şu sokağın sonundaki bakkalın sahibi. Ben sizi götüreyim. Of, koşmaktan nasıl da yoruldum. Bu sorunu çözelim. Yorulduğumuza değecek. Haydi Erdem ve Burak, siz Ragıp amcanın yanına gidin isterseniz. Merhaba Ragıp amca. Nasıl gidiyor? Oh. Ragıp amca, 25 kuruşum eksik. Sonra bıraksam olur mu? Olmaz çocuklar. Arkadaşlar, Ragıp amcaya bir hediye hazırlayacağız. İçinde onun çocukken oynadığı oyuncaklar ve benzerleri olacak. Başka bir pakette ise çocuklara vermek üzere minik hediyeler olacak. Sorumlu,
Senden ricam rengarenk balonlar temin etmen. Yüzlerce balon şişirip Ragıp amcanın bakkalının önünü süsleyeceğiz. Erdem ve Burak işin bu kısmını halledecekler. Yarın sabah Ragıp amca cıvıl cıvıl bakkalın önündeki iki hediye paketini açınca bakalım neler olacak. Hepinize kolay gelsin. Yapmak istediğinizi anladım çocuklar. Ragıp amca ne olur bize kızma. Sadece senin de mahallemizin çocuklarının etkinlik alanının yapımına katkıda bulunmanı istedik. Neden kızayım size? Bana çocukluğumu hatırlattınız. Ben de uzun zamandır hediye almamıştım. Tüm bu oyuncakları çocuklara dağıtacağım. Ne demişler? Veren el alan elden üstündür. Ayrıca mahallemize yapılacak olan oyun alanı için ne gerekiyorsa elimden gelen desteği yapacağım. Al bakalım delikanlı. Teşekkür ederim. Ragıp amca, hepimizi çok sevindirdin. Cimrilik kalbimi karartmış. Paylaştıkça nasıl mutlu olduğumu, yardım ettikçe içimi nasıl bir huzur kapladığını anladım. Onlar sayesinde birine yardım ettim ve içimde garip bir mutluluk oluştu. Ah çocuklar. Tabelamızı taktık. Artık buraya gelen yardımlarla güzel bir etkinlik alanına çevireceğiz. Sevgili yardımsever, siz olmasaydınız bu sorun çözülmezdi. Çok teşekkür ederiz. Artık mahallemiz çok daha güzel olacak.